Bu yıl liseye geçiş yapacak öğrencilerin merakla beklediği sorular birer birer yanıt buluyor artık. Sınavla öğrenci alacak okullar ve kontenjanları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Katsayılar da açıklandı. Peki hangi ders sınav puanına ne kadar etki edecek? Müfredat ne olacak? Bunun gibi merak edilen birçok soru var. Sümeyye Yılancı cevaplarını aradı bugün. Hangi liseye yerleşmek istersin? Ben Etir Anadolu Meslek Lisesi'ni düşünüyorum. Spor lisesi istiyorum. Peki çalışıyor musun? Yani biraz. Bizim matematiğe, fene, Türkçe'ye daha çok çalışmamız gerekecek artık. 2 Haziran'da gerçekleşecek liseye geçiş sınavında merak edilen katsayılar açıklandı. Buna göre Türkçe, matematik ve fen bilimleri en çok puan getirecek dersler. Elbette merak edilenlerden yalnızca birisi buydu. Peki ya diğerleri? Müfredatın sadece 8. sınıf mı olacak bir de? Kesinlikle tamamen 8. sınıf müfredatından gelecek sorular. Biz TEOG sorularına göre hazırlanmıştık. Ama şimdi bu yeni sınavda aynı sorular mı var yoksa yeni sorular mı olacak? Bu yeni sistemde açıklanan örnek sorularda yorum yapma, analiz, sentez, mantık ve muhakeme. Bu becerileri ölçen nitelikte sorular gelecek. Dolayısıyla çocukların buraya yönelik çalışmaları önemli. Ne merak ediyorsun bu yeni sistemle ilgili? Eğer sınava geç kalırsak birkaç dakika veya 5-10 dakika, eğer içeri alınma olacak mı tekrar, sınav yapılacak mı? Sınav 9'da başlıyor. Kılavuzda şöyle söyleniyor, 15 dakika maksimum geç kalma süreniz. 16. dakikanın affı yok mudur? Yoktur, almazlar. Gireceğimiz sınavda sözel soruları aynı anda olacak. Hangisinden başlamamız gerekiyor? Ders sıralaması Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce olarak gelecektir diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Türkçeden başlayarak diğer dersleri yapabildikleri düzeye kadar yapmalarını tavsiye ediyoruz çocuklara. Sınava girmezsem ne olacak? Yani ben nasıl okula yerleştirileceğim? Sınava girmediklerinde mahalli yerleştirme dediğimiz oturdukları bölgelere en yakın okullara yerleştirilecek.